5 Haziran 2015'te HDP'nin Diyarbakır'da yapmış olduğu mitingde İş Terör Örgütü'nün düzenlemiş olduğu bir saldırı gerçekleşti. Ve o saldırıda hem birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Bunun üzerine iki ayrı yargılama gerçekleşti. Bir sanıkların yargılanması olayda eylemi gerçekleştiren IŞİD'li militanların örgüt üyelerinin yargılandığı bir yargılama gerçekleşti Ankara'da. Bir de burada olayın gerçekleşmesinde ihmali bulunan polislerin yapmış olduğu yargılama. O da Diyarbakır 14. Asya Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. 14 polis hakkında aradan uzun bir süre geçtikten sonra dava açıldı ve görevi ihmalden yargılamaları yapıldı. Bu yargılama sonucunda 10 tane polis beraat etti ve 4 polis de görevi ihmalden ceza aldı. Bu polise ilişkin biz itirazda bulunduk, istinaf ettik. Beraat etmemeleri yönünde, ceza almaları yönünde istinaf ettik. Akabinde bu cezalanan 4 polisin cezalarda hükmün açıklamasının geriye bırakıldığı için onlar tarafından da biz tarafından da bir itiraz gerçekleşti ve dosya Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce hükmün açıklamasının geriye bırakılması kararlarına ilişkin yapılan incelemelerde tabunun dışına çıktı. Şimdiye kadar yapılan incelemelerin dışında bir inceleme yaptı ve işin esasına geldi. Orada bayağı bir şey yapmıştı, bir irdelemişti ve kötü niyetli bir yoruma gitti, yargılamaya gitti. Dedi ki eğer varsa burada bir ihmal, aslında bu ihmal belediyeden kaynaklıdır. Çöp toplama görevi belediye aittir ve belediye çöpleri toplamadığı için böyle bir ihmal meydana geldi. Bu nedenle de polislerin beraat etmesi gerektiğinden ceza verilmesi hukuka aykırı bulup beraat etmeleri gerektiğini deyip dosyayı bozdu. Bunun üzerine dosya tekrardan bu 4 polisle ilişkin yeni bir esas aldı 14. Asya Ceza Mahkemesi'ne ve yeni bir yargılama gerçekleşti. Bu yargılama ilk duruşmasına biz gittiğimizde müşteki avukatlar olarak bizi şok eden bir tabloyla karşılaştık ve mahkeme hakimi tarafından bizim katılma kararımızın, daha önce biz dosyaya ilişkin katılma talebinde bulunduk ve müşteki sıfatıyla katılma talebimiz kabul edildi. Bu nedenle katılandık dosyada. Dedi ki ben sizin katılma talebinizi kaldırmışım. Nerede kaldırdınız? Aslında baktık herhangi kaldıran bir karar da yok. Size tebliğ edilen bu yönde bir karar da yok. Ben kaldırdım ama size söylemedim. Sizin bunu anlamanız gerekirdi diye bir cümle kullandı ve o sırada dedi ki eğer size söylememişsen şu anda size söylüyorum. Ben sizin katılma talebinizi kaldırmışım diye bir beyanda bulundu. Akabinde biz duruşmada ertelendi ve biz duruşmadan çıktığımız gibi bizim katılan sıfatımızın kaldırıldığını ve UYAP kayıtlarımızın silindiğini öğrendik. Akabinde geçen salı günü bir duruşma yapıldı ve bu 4 polise de diğer 10 polis olduğu gibi beraat kararı verdi. Daha buna ilişkin bir gerekçeli karar yazılmadı. Ama gerekçeli karar yazdıktan sonra bu dosyayı da biz istinaf edeceğiz. Ve hem katılma talebinin haksız ve hukuka aykırı olarak kaldırılmasından kaynaklı hem de ceza almaları gerekirken beraat etmelerinden kaynaklı dosyanın bozulmasını talep edeceğiz. Asıl olarak hani şu mevzu, bu daha önceki dosyalarda olan cezasızlık mevzusu burada da yine kendini gösterdi. Kötü bir şey, düşük bir ceza da olsa, az bir ceza da olsa burada da devlet bu katliamın gerçekleşmesinde etkisi olan kendi polisini koruma yoluna gitti ve onlarca kişinin yaralanmasına, ağır şekilde yaralanmasına ve ölmesinden rağmen böyle bir yolu kendi polisini koruma, vatandaşlara karşı koruma ve sahiplenme yoluna gidip insanların mağduriyetini görmezden geldi. İşin trajikomik hükmün açıklamasını geriye bırakmasına ilişkin kararı inceleyen Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne şimdiye kadar biz defalarca, onlarca defa bu hükmün açıklamasını geriye bırakılmasına karşı biz itiraz ettiğimizde hiçbirine şimdiye kadar böyle bir esasa girmedi. Böyle bir cezayı kaldırma girişiminde bulunmadı. Buna rağmen bu dosyada böyle şekilde bir yoruma gitmesi, yargılamayı yapması
asıl niyetin ne olduğunu ve hiçbir şekilde burada görev alan polisini, askerini hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğini, ne yaparlarsa, isterse suç işlesinler, isterse katliam yapsınlar veya katliamda etkili olsunlar, yolları olsun, buna bu şekilde mağduriyetlere sebebiyet vereceklerse dahi arkasında olduğunu bir daha gösterdi ve sahiplerini bir daha gösterdi. Tutanak dosyada yok, hani belediyenin çöpleri toplamadığına ilişkin ne böyle bir tutanak var, ne de o dönemin işte emniyetin böyle bir belediyeye yönelik bir ihbarı ve bir şikayeti söz konusu. Buna hukuken yorum yapmak mümkün değil. Hukukta yeri olmadığı gibi mantıkta da bir yeri yok. Bu durum biraz daha hani şey değil, o dönemin belediyesinin HDP'de olmasından kaynaklı. Biraz daha kışkırtma amaçlı, müştekilere faili saptırma ve farklı yöne şey yapma amaçlı, tahrik etme amacı taşımaktadır. Bununla da aynı zamanda hem böyle bir amaç güdüldü hem de kendi askerini, polisini, devletin askeri polisini işte kurtarma için bir bahane uydurmadır. Başka da bir açıklaması olamaz. Bu ihmalin ötesinde olan bir durumdur. Nasıl ihmalin ötesinde olan bir durumdur? Az önce de belirttiğimiz gibi bu tür önceden planlanmış açık hava gösterileri, toplantılar da zaten bir planlama mevcuttur ve bu planlamadan önce geniş güvenlik önlemleri alınır. Ona göre alan tertip komitesine sorunsuz, sıkıntısız bir yerde teslim edilir. Şimdi dosyadaki verilere, özellikle Ankara'da faillerin yargılandığı dosyadaki verilere bakıldığında aslında şu şekil, yani o bombaların miting başlamadan önce oraya konulduğu aşikardır. Şimdi madem bu böyle bir aşikarlık varsa, ki şeyin miting alanına giren herkes miting sırasında da arandığına göre, şimdi burada senin görevin madem ki oraya bir tehlike oluşmasını engellemekse, o zaman bir tehlike meydana geliyorsa demek ki birileri görevini yapmamış demektir. Bunun görevi ve sorumluluğu kimde olduğu da açıktır. Aslında sadece birkaç amirin ve polisin yargılanması değil, en kötü ihtimalle valinin, İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde olan bir şey olduğu için onun ötesinde bir durum olsa bile en kötü ihtimalle orada o koordinasyonu güvenlik şube müdürü yaptığı için, onun koordinasyonunda olduğu için, birebir orada olduğu için direkt onun yargılanması gerekirken ve cezalandırılması gerekirken sadece böyle bir sonuca gidilmesi bambaşka bir durumdur. Yani işin hikayesine girip işte bu farklı ülkelerde olsaydı İçişleri Bakanlığı, Başbakan istifa ederdi mevzusunu artık açtık. Yani biz şey yaptık. Bugün böyle bir olayda gerçekten hiç kimsenin, asıl görevli olanların orada olmasının ve bu şekilde ceza almamasının yani hiçbir açıklaması olamaz. Evet, orada bir görev var. Madem ki sen alanı bu şekilde korumakla görevlisin ve bu alanda böyle bir tehlike meydana geliyorsa, insanlar ölüyorsa, yaralanıyorsa, bir katliam gerçekleşiyorsa, o zaman demek ki birileri görevini yapmamış demektir. Birileri ihmal etmiş demektir. Ya o zaman adres göster de ki ihmal kimdedir, kim görevini yapmamış, ya onu tespit edeceksin. Birilerini cezalandıracaksın. Sonuçta ortada bir katliam gerçekleşti ve bu katliamın sebebi birilerinin faillerinin eyleminin yanı sıra bir de birilerinin ihmal görevini yapmamasından kaynaklıysa, o zaman yapmayanın bu konu önüne getirip tespit edip cezalandıracaksın. Madem ki bunlar yapmadı, bunlar görevi ihmal etme görevini ihmal etmedi, o zaman ihmal eden kim? Onları bulup bir soruşturma yapıp şey yapman lazım, cezalandırma yoluna gitmen lazım. Biz dediğimiz gibi şimdi iki ayrı dosya oluştu. Birincisi halen daha önce beraat eden 10 polis hakkında bizim istinafımız ve itirazımız sonucu hem biz ve partinin Akran Demokratik Partisi'nin avukatı olarak istinaf talebinde bulunduk. Hem de olayda ölen ve yaralanan ölen vatandaşların yakınları ve yaralanan vatandaşlar kendileri istinaf talebinde bulundular. O halen istinafta derdesttir. Ona ilişkin herhangi bir karar çıkmadı. Bir de aynı zamanda şu anda salı günü karara çıkan davamı olan dosyanın daha önce ceza alan 4 polis hakkındaki dosyada beraat etti. Biz onu da istinafa göndereceğiz. Ve artık istinaf sürecini takip edeceğiz.